Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, sabah bir çekmiştim, sizle dolmuştu. Bakın Bangkok'um açıldı çok şükür Allah'ım. Ama bugün bunları örteceğim arkadaşlar. Bugün bunları örteceğim. Bunların çoğu don riskiyle karşı karşıya gelmişler, bakın. Donmuş. Sıcak bakın. Donan yapraklar böyle içi sulu sulu, bakın şey oluyor, gördünüz mü, kötü oluyor. Evet, evet, çözmüş arkadaşlar, yani kurtulmuşlar. Ve çok üzülmüştüm ya, çok üzülmüştüm. Evet, yani hafif don geçirmişler ama şunlar da var, bakın birazcık daha. Bunlar bir don var biraz daha. Şu Albert. Albert'im. Şu Albert Baynes arkadaşlar. Bakın. Bunlar. Evet, açılmışlar arkadaşlar. Bunlar açılmışlar. Ay çok üzülmüştüm ya. Bugün bunların üstünü kesinlikle örtmem lazım. Alüminyum. Alüminyum da iyi gibi. Şu bir dakika. Bu da donmuştu. Ya bunların üstünü bugün örtmem lazım. Bakın. Bangkoklu. Bunlar. Bunlar köklenmemiş olanlar. Biraz açılmış. Bunu içeriye alacağım arkadaşlar. Bunu içeriye alacağım. Bangkoklu risk atmak istemiyorum. Bunu içeriye alacağım. Diğerlerini de üstünü örtmem lazım. Hatta size o diğer şeylerimi de göstereceğim. Buraya da gelmiş. Kuş. Saksılarımı da göstereceğim. Daha öbür tarafa bile bakmaya gidemedim. Korktum. Açılmışlar çok şükür ya. Ama bir gün sonraki hallerini bilmiyorum ne olacak. Açılmışlar. Evet, şu an bir sorun problem yok. Çok üzülmüştüm ya. Gerçekten moralim bozulmuştu. Bakın şu gitmiş zaten. Bu buradan bilmiyorum. Evet. Gidenler gidiyor arkadaşlar. Gidenler gidiyor. Bu halen daha çözmemiş. Bakın. Bu halen daha çözmemiş. İnşallah bu da toparlanır diye ümit ediyorum. Bir de diğer tarafı gezelim sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada size göstereceğim bir şey var. Burada grapto vardı. Bakın bu rengi çok hoşuma gidiyordu ya. Böyle kahverengimsiydi. Bu değişikti. Bunun yaprakları dökülmüş. Arkadaşlar bu gitmiş. Bu gitmiş. Bunlar da sabah baktığımda dondu. Şu an iyi, çok güzel oldu. Şu an iyiler, iyi durumdalar, bir sıkıntı gözükmüyor. Sabah da vurmuştu bunları da. Şu an bakın bunun yaprakları yumuşak, şu da yumuşak. Bayağı bir buz tutmuş haldelerde. Bunları gerçekten geceleyin örtmem gerekiyor. Çiliklenmişler. Arkadaşlar. Ya çok vurucuyum. Salmış biraz. Bunlar. Güzel.
Evet, bu dev kızlarımı size ilk defa gösteriyorum. Bunlarda da bir sorun yok. Bakın lavender rose. Dev kızlarım benim. Powderpuff, Debbie. Bakın bunun ya şuradaki yaprağı biraz gitmiş. Evet, o biraz domurgunu olmuş. Kızım da iyi. Bu da açılmış mı? Ay bunu sabah göstermedim ama bir görseydiniz. Arkadaşlar bildiğiniz doğum acayipti ya. Çok acayip moralim bozulmuştu. Ama şu an çözmüş gibi. Şu an iyi durumda. Neyse şu sarkması şuraya dolandırayım. Çok kötüydü ya sabah. İnanmazsınız ama atılacak derecedeydi. Şunlara bakın ya. Çok güzeller. Şu da özel tür arkadaşlar bakın. Bunu köklenmesi için buraya koydum. Bu özel bir tür. Saksın böyle aranjman yaptım. Ama bunları bugün riske atmayacağım. Bugün riske atmayacağım kesinlikle. Bugün o hataya düştüm. Asla bugün riske atmayacağım. Don örtüm var. Don örtüm ekstra üzerlerine bir de şey kapatacağım arkadaşlar. Polar battaniye örteceğim. Onlarla korumaya almak istiyorum. Çünkü bugün bu ortamı görünce kolaklarımda çok üzüldüm gerçekten. Neredeyse ya ağlayacak duruma geldim ya. Bu derece diyeyim. Çünkü yani şu 2-3 aydır ben bunlarla uğraşıyorum, gözlerin içine bakıyorum. Hiçbirine de bir zarar gelmesini istemiyorum. Hele göz göre göre gözümün önünde bile bile bir gece soğukta kaybetmek istemem yani. Onun için bu gece yani şu 3-4 gün eksilerde gösteriyor yine. Şey yapacağım. Üstlerini örteceğim arkadaşlar. Şunlar bakın. Şunlar. Bu da kocaman oldu dev gibi ya. Şuna bakar mısınız? Buradakiler ne durumda? Buraya da diktim. Ben kulaklarım kekilendiler mi bilmiyorum. Tavşan kulaklarım da çok güzel oldu. Bakın. Yakut kolyemi. Oy 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 canını yerim ben senin annem. Annem. Bakın bakın ne güzel sarktı. Sarı çiçekleri var. Oy kuzum benim. Annesinin tatlı bebeği bunlar. Şu kız çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Tatlış tatlış oluyor ya. Nasıl bakın ya şu buz çiçeğime. Yazın emin olun bunlar çok güzel olacak. Kışın böyleyse yazın hiç düşünemiyorum ya. Bir bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Tatlılığına. Bakın leş kaktüslerime. Leş kaktüslerimin yetiştirme aşamasında, deneme aşamasındayım. Nasıl büyüyecekler bakacağım. Ne kadar soğuklara dayanıyorlar. Nasıl oluyor? Evet. Bunları göreceğiz. Bakalım. Şimdi güzelliğine bak. Oy annem, oy.
Vay benim kuzularım. İşte böyle arkadaşlar. Yani deneme yanılma yolları size çok şey öğretir böyle. Hava bayağı sertleşti. Yani bu Isparta'nın soğuğu sert. Serttir. Çelik gibidir. Onun için önlemi almak şart oldu bana. Akşamları muhakkak örtmem gerektiğini anladım. Soğanlarıma bakın. Size şey göstereceğim. Bu alüminyum atmıştım ya buraya. Bir bakar mısınız? Eklemedi. Bakın. Gördünüz mü alüminyum yaprağını? Ay. Yani alüminyum yapraktan oluyor. Böyle atınca ama çok geç oluyor. Onun için gerek yok yapraktan üretmeye. Burada sarımsaklarım var. Burada pembiş pembiş esiyor. Bakın bakın. Bakın ne göstereceğim size. Evet, bu kas sesleri nereden geliyor demişsiniz. Alaşıcı kazlar, ördekler. Bitiren komşunun. Bunlar tavukları ve kazları var. Biz sakin bir mahalle ortamındayız. Arkadaşlar bu mahallemiz çok sakin. Müstakil evler. Apartmanlar da var. 5 dakika yürüyüş mesafesi var ya da yok çarşı merkezine. Ama mahallemiz gerçekten çok sakin bir ortamda. Onun için arkadaşlar balkona çıktığımda sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü affedersiniz gak desem guk desem sesim orta yerde. Çok aşırı derecede duyuluyor. Onun için çok yüksek sesle konuşamıyorum. Yani video çekiyorum diye de ilan edemiyorum herkese. Onun için kusuruma bakmayacaksınız arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sesimi yükseltmeye çalışıyorum ama bu kadar çıkıyor maalesef ki. Videolarımdan sizlere haberdar etmek istiyorum. Elimden geldiği kadar Allah'ın izniyle çekmeye devam edeceğim. Bakın bu türlerim çok güzel. Satış yapmaya başladığımda herkese parça parça bunlardan çelik köklü varsa köklü çelik varsa çelik göndereceğim arkadaşlar Allah'ın izniyle. Evet, moralim biraz düzeldi, yerine geldi. Siz de arkadaşlar bitkilerinizi zirai dondan koruyun derim benim gibi. İhmalkar davranmayın. Daha kötü sonuçlar ve kayıplar olabilir. Çok şükür bugünü kaybım olmadan atlattım ama bu bana bir ders oldu. Geceleyin örtmem gerektiği konusunda dersimi almış bulunuyorum. Siz de eğer 0 derece ise mutlaka geceleri örtün derim. Yani 0 derecede olunca da şey oluyor. Yani eksiğinin altına da düşebiliyor. Bu zirai dön hafif diye geçiyor ama çarpıyor ya. Sularınızı çarpıyor bence. Kırağı da yağdı sabah. İşte bir önceki videoda da gösterdiğim gibi böyle sabaha karşı şey oluyor. Kırağı yağıyor. O kırağı sukulatlarınızı vuruyor arkadaşlar. Yani benimkiler sabah vurmuş. Eğer biraz daha uzun sürseydi belki de birçok türümü de kaybetmiş olabilirdim. Onun için hiç risk atmaya gerek yok. Elinizde örtülerinizde varsa hemen kapatın derim. Evet arkadaşlar. Şimdi Lolos. Çok tatlı. Şuna bakın ya. Şuna. Bir parlaklığına. Tırnaklarını çok harika.
Bugünlük de bu kadar olsun videom. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Can dostlar.